CHP'li Muharrem İnce yeni parti kurmaya mı hazırlanıyor? Bu soru siyaset gündeminin ilk sıralarında konuşulmaya, tartışılmaya devam ediliyor bir taraftan. Birçok senaryo dillendiriliyor kulislerde. Henüz Muharrem İnce'den gelen net bir açıklama yok ama yakın çevresi İnce'nin yeni bir parti kurmak için çalışmalara çoktan başladığını söylüyor. ATV Haber bugün o söylentinin perde arkasındaki bilgilere de ulaştı. Ankara ekibimiz Muharrem İnce'nin en yakınındaki isimlerden birinde konuştu ve o isim İnce'nin bayram biter bitmez işe koyulduğunu, kısa bir süre sonra da parti içinde destek turuna çıkmaya hazırlandığını söyledi. Bana derlerse yürü önümüzden, ben yürümeye hazırım. Muharrem İnce yeni parti için anket yaptırıyor. Bayram süresince kurmaylarını tek tek arayan İnce, çevresinden yeni parti kurması için çok ciddi talep aldığını, kendisinin de buna sıcak baktığını söyledi. Benim haysiyetimle oynadılar. Bayram sonrası için randevulaşan İnce, CHP içindeki kurmaylarıyla yüz yüze görüşerek kendisiyle yürümelerini isteyecek. Henüz görüşmelere başlamadı çünkü bir anket yaptırıyor ve o anketin sonucunu bekliyor. Şimdilik çıkan sonuç yeni partinin %8 ila 12 oy alabileceği yönünde. Peki kurmayları İnce'ye destek verecek mi? Muharrem İnce'nin kurultayda en arkada tuvaletin hemen yanında oturtulması, en önde genel başkanın yanındaysa Recep Cengiz isimli bir danışmana yer ayrılması kurmaylarını da rahatsız etti. İnce'nin temas halinde olduğu 20'ye yakın CHP'li vekilden büyük çoğunluğunun yeni partiye destek verebileceği belirtiliyor. Böylece yeni partinin mecliste grup kurmasına da kesin gözüyle bakılıyor. İlk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. Ve CHP liderinin kurultayda kullandığı bu sözler. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu'ndan destek aranması bardağı taşıran son damla oldu. Muharrem İnce'nin çevresine halkta %1 bile karşılığı olmayan isimlerden medet umar hale gelindi. Davutoğlu ve Babacan ne zaman CHP'ye dost olmuşlar da onlara selam çakıyorlar. CHP tabela partisi olarak kalsın, biz 1919 ruhuyla hareket edeceğiz dediği belirtiliyor. CHP genel merkezinin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı. Muharrem İnce genel merkez tarafından bölücülük yapmakla suçlanıyordu. Eleştirileri akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yanıt verdi. Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla, sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim? Mesajını paylaştı.